çalışmaya devam ediyor. Onur Vali ise lisans aslında ana dal olarak şu anda kültürel çalışmalar ana dalını yan dalda sanat kuramı ve eleştirisini tamamlıyor. Ondan sonra yüksek lisans olarak şu an eğitimine devam ediyor. Klinik psikolojisi olarak yüksek lisansına devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye sinemasındaki travmalar üzerine çalışmalarına devam ediyor. Sergi 3 Mart'a kadar izlenebilecek. Ben sözü size bırakabilirim. Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben bugün kolaylaştırıcı görevi üstleneceğim biraz Neslihan için. Yani genel olarak Neslihan'ın sanat üretimi hakkında konuşacağız bugün. Hani konuşmamız ağırlıklı olarak burada sergilenen iş şartlarında olacak. Yani dinleyici olarak herhangi bir sorunuz olursa, bir katkıda bulunmak isterseniz bizi bölmekten, katkınızı sunmaktan çekinmeyin. Ya da hani konuşma bittikten sonra da katkılarınızı sunabilirsiniz. Herkes iyiyse başlayalım. Neslihan, kendi sanatsal üretiminden bahsedebilir misin biraz genel olarak? Tabii, bahsedeyim. Şimdi, şöyle söyledim. 2012 yılında yüksek lisansla birlikte aslında yoğun olarak üretmeye başladım diyebilirim. Ondan öncesinde lisansta sonraki dönemde daha böyle tasarım işleri yaptım. Aslında tasarım işleri yaptım ve işte mesela en son bir ajansla bir ekip kurduk ve bir ajansla birlikte daha böyle sinema afişleri üzerine işler yapıyorduk. Oradaki 3 senelik çalışmamdan sonra da tekrar sanat eğitimine dönmek istedim. Ve Sabancı'da Erdal Aksel'le birlikte çalışmaya başladım. Genel olarak farklı mediumlarda üretmeyi tercih ediyorum. Yani çünkü hani izleyicinin bir sanat mekanına girdiğinde hani o farklı materyallerin duygu ve düşünceyi farklı kanallarla tetiklemesi hali bayağı ilgimi çekiyor. Hani o yüzden de işte burada olduğu gibi mesela hani eğer ki bir imgeyle eğer bir imgeyle derdim varsa mesela fotoğrafa yöneliyorum. Ama Yoğurtçu Park'ın orada bir atölyemiz var. Hatta Gülşah'cım burada, Gülşah Mutaloğlu'yu da birlikte paylaşıyoruz. Yani bir atölyemin olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma, benim için önemli. Çünkü ya mesela bir fotoğraf ürettikten sonra fotoğrafı atölyeye baskısına soktuğunda işte ahşap kesmek için aletim var, hani her türlü heykel vesaire. Bir anda o fotoğraf üzerine farklı bir katman da ekliyorum genelde. Yani işte diyelim burada bir boyama yaptım. Zaten bu ikisi birlikte çalışan yine bir yerleştirmeydi. Burada da reçine ve kille var olan bir fotoğraf üzerine yeni bir küçük heykel yaptım. İşte anlatım eğer mühimse o zaman videoya yöneliyorum. Ama videoyu da geçen seneye kadar düğün filmi işlerinde çalıştığım için biraz mesafeli duruyordum. Ta ki işte düğünlerle ilgili bir yani sanat işi yaptım, bir kolaj. O da galiba şurada bir yerdeydi. O işten sonra biraz daha barıştım diyebiliriz video ile. Nitekim burada da videoyla katılıyorum. Şunu söyleyebilirim. Yüksek lisansa başlayınca eğitim ortasında tam ailemde büyük bir sıkıntı oldu. Yani sağlıksız olarak bir kanser süreci atlattık ailecek. O yüzden de ben Antalya'ya döndüm. Orada yaşıyorlar çünkü. Ve o süre benim için çok duygusal olarak dönüşümlü ve yoğun geçti. Ve orada ilk defa hani evle ilgili sorularım ve sorunlarım ortaya çıktı da diyebilirim. Çünkü bir insanın, hani yetişkin bir insanın çocukluk şehrine, evine dönmesi farklı şeyleri tetikliyor ve uyarıyor.
Ve orada da ilk evle ilgili işler üretmeye başladım. Yani orada yaşadığım süreci sonra yüksek lisansa dönünce atölyede üretmeye başlayarak bu hale bir kanala soktum. Ya tezimi de zaten Allah tezimi de ev ve evcil nesneler üzerine yazdım diyebilirim. Yani bunun evcil nesnelerin sanat nesnesine dönüşmüş halindeki o tekinsizlik hali üzerine işler yaptım daha çok. Bu da yani uzun süre sonra yani buradaki işi hani evle ilgili yaptığım ilk iş diyebilirim çünkü onun bir süre gerçekten hiç istemedim yani evin içiyle ilgili bir şey yapmak. Hem o kanser sürecini hatırlattığı için hem de evin biraz daha dışına bakmak istedim diyebilirim. Yani bu tekinsizlik halinden bahsettin. Yani bu kavram üzerine konuşmada değinmenin akış için faydalı olacağını düşünüyorum. Hani tabii kabaca değinebiliriz ancak burada tekinsizlik kavramı üzerine ama yine de buna dair bir arka planı en azından sunmak istiyorum. Aslında Neslihan bana bu konuşma bahsini ilk açtığı zaman aklımda rüyalar üzerine konuşmak vardı. Zaten işin isminden de anlaşıldığı gibi rüya hakkında olan bir iş temel olarak. Ama sonra bu hem bu iş özelinde hem de hani genel olarak Neslihan'ın sanat üretimi hakkında düşündüğüm zaman yani tekinsizlik mefhumunun önemli bir yer kapladığını fark ettim ve özellikle Dreamlog anlamlandırmada da bu tekinsizlik mefhumunun oldukça zihin açıcı olabileceğini düşündüm ve o yüzden de hani işten bahsederken bunun üzerinde tekinsiz üzerine, tekinsizin işteki yansıması üzerine konuşabileceğimizi düşünüyorum ama öncesinde bir İstersen bir öyle bir giriş mahiyetinde bir şeyler söyleyeyim ben tekinsizliğe dair. Freud, Sigmund Freud yani Ernst Jentsch'in 1906 yılında ki Jentsch ilk defa bu tekinsiz kavramını literatürde kullanan kişidir. Bu makalesinde tekinsize dair bu kavramsallaştırmasını Freud yetersiz bulur ve de yani bazı şeylerin eksik olduğunu belirterek 1912 yılında, 19 yılında pardon, Das Unheimliche diye Türkçe tekinsiz olarak çevrilen, İngilizce Uncanny olarak çevrilen bir makale yayınlar. Hani bu metin özellikle yani içerdiği ruhsal çözümlemelerle yani sadece bu alan için değil, farklı alanlardaki araştırmacılar için de önemli bir kaynak teşkil etmiştir. Yani hala da öyledir. Yani kavramın etimolojisini bayağı ayrıntılıca anlatır Freud bu makalesinde. Yani bunu gözden geçirmenin aslında kavram üzerine düşünmeyi yardımcı olmasının yanında yani kavramın anlaşılması için de elzem olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden ben de biraz bahsedeceğim kısaca. Bu işte dediğim gibi Strachey tarafından Freud'un eserlerini İngilizce'ye çeviren kişi. Uncanny olarak Türkçe'ye, İngilizce'ye kazandırılıyor. Türkçe'de tekinsiz ilk ne zaman çeviriyor bilmiyorum ama tekinsiz olarak çeviriliyor. Yani her iki dilde de yani bu dil, her iki dilde de bu kavram Unheimlich'i karşılayacak şekilde kullanılıyor ama hani Almanca kelimenin denk geldiği anlamları direkt olarak karşılayabildiğini, yani karşılayamamakta. Ve yani kavramın içerisindeki bu ambivalansı, çifte değerliliği tam olarak temsil edememekte bu çeviriler. Almanca'da Heim, yani Heimlich'in Heim'i, ev, yuva demek. Heimat ise vatan ve yurt anlamına gelmekte. Heimlich ise güncel Almanca'da saklıca, örtük, gizli, gizlice gibi anlamlarda kullanılıyor. Yani bu anlam bir yandan Heimisch, Einheimisch de olarak da söylenebilir. Teriminin üstlendiği eve dahil, evcil, tanıdık, bildik anlamlarıyla da çelişmekte bir yandan. Ama bir başka taraftan ise
evin içindekinin, evcil olanın dışarıdakilere kapalı olduğunu ima etmesi açısından da aslında örtüşmekte bir uyum söz konusu. Bilge Saydam'ın Tekinse Dair bir makalesi var. Bu makale Suret Psikokültürel Analiz dergisi. Onun son sayısı ve anlamlarını karşılamakta yetersiz olduğunu düşünüyor. Yani duygusal olarak karşıladığı kısım işte tedirgin edici, dehşet verici kısmını karşılıyor ama yuvacı olan maalesef kavramda taşınamıyor İngilizce'de, hem Türkçe'de. Yani Freud'a göre ise yani Heimlich, yani insanı yuvada hissettiren güven ve bildikliktir. Yuva dışına çıkıldığında ise bu güven ve bildiklik duygusu ortadan kalkar. Yuvanın, Heim'in dışında beliren korku, tedirginlik, hatta dehşettir. Hani burada önemli bir noktayı vurgulamak istiyorum. Yani Unheimlich olanı Freud aslında eski Heimlich olduğunu, yani önceden bilindiğini vurgular. Bunun bilgisi insanda, insanla haizdir. Bilindiği halde peki neden dehşet verir o zaman? Bu Unheimlich durumlar niye dehşet vericidir insan için? Çünkü Heimlich'in diğer anlamının işaret ettiği gibi gizli saklı kalması gereken eskinin duygusu, bilgisi ortaya çıkmıştır. Bu açıdan Unheimlich yabancı olandan ziyade yabancılaşılmış olandır. Bununla karşılaşmak ise dehşet vericidir. Freud'un ifadesiyle bunu direkt olarak alıntılıyorum. Tekinsiz gerçekte yeni ya da yabancı bir şey değil ama akıl için bildik ve köklü olan ve yalnızca bastırma süreciyle akla yabancılaştırılmış bir şeydir. Yani tekinsizlik hissinin kaynağında yabancı olanın arzu ve korkunun birbirine geçiştiği, özne ve nesne ayrışmasının ortadan kalktığı uç yaşantılara gebe olması ihtimali vardır yabancı olanın. Saydam'ın da vurguladığı gibi makalesinde her yeni, her yabancı olan da tekinsiz değildir. Ama tekinsizlik ihtimali açıktır. Burada da direkt bir alıntı vermek istiyorum yine Saydam'dan, Bilgin Saydam'dan. Aslında çok güzel anlatıyor bu tekinsiz durumu. Şöyle diyor, tekinsiz kaosun kıyısında başlar. Henüz kaos sahneyi doldurmamıştır, ancak kendini hissettirir. Kaosa öznenin hakim olmayacağı bir şiddetin getireceği yabancılaştırıcı düzenin sezgisi tekinsizi karşılar. Bu haliyle özne nesne ayrışmasının çözüldüğü, dolayısıyla öznenin kaybolduğu bir durum olarak kaosun bilgisi ve kaostan şekillenebileceklerin bilgisi henüz ya da hala tekinsizde mevcuttur. Tekinsiz bilinen bir şeydir. Ama tekinsizden doğacak bilinmez. Zira özne yeni yaşantıyı mecazlayamaz. Yani bu açıdan insan tarafından o tekinsiz olan fark edilse de sonunda doğacak olanın bilinmemesi kişiyi asıl korkutandır. Yani tekinsiz sembolize etmeyi, anlamlandırmayı engeller. Yani bu durum içsel bir zayıflıktan da kaynaklanabilir, nesnenin aşırı şiddetinden de. Burada tehdit işine dair, nesne açabilirse ona dair bir şeyler söylemek istiyorum. Yani tekinsiz dair aslında bu kabaca özetlemeye çalıştığım her şeyi aslında nesnenin bu işinin taşıdığını düşünüyorum. Yani burada yuva yönelik bir tehdit söz konusu. Ben hemen şu bilgi vereyim istersen işte ilgili. Bu o bahsettiğim hani aile evine gittiğim vakitte işte oradaki hani o tekinsiz diyoruz tam o hissi yaşadığım zamana denk geliyor. Hani insanın hayatına böyle bir kontrol edilemeyen şeyin düştüğünde o ev artık nereye gidiyor? Nasıl bir koruma altında ev yeterince güvenli mi sorularıyla çıkıyor. Ve yani bu naylon da aslında evin sular altında kalmasını engelleyen bir işlev görüyor yani. Üstteki naylon mu? Evet. Üstteki evet. Çok incecik bir naylon. Hatta bu daha yeni sergilendi tekrar. Kurtulunmamış sergisinde. Üstündeki naylon içinde az var. Su var. Altında kiremitten çatısı ve komodinler açık bu şekilde. Yani
naylon aslında o tehdidi bertaraf ediyor gibi gözüküyor. Ama hani bu sürecek mi? Orası meçhul biraz. Yani az önce bahsettiğim Gün Saydam'ın da söylediği o kaosun kıyısında olmak herhalde tam olarak da böyle bir şey gibi. Bir yandan da yani buna bakınca şimdi aklıma şey geldi. Yani Tekinsiz'in özellikle edebiyattaki temsillerinde şöyle iki yöntem vardır. Birisi işte tekrarlara çok, kelime tekrarlarına ya da yani mesela bir anı anlatıyorsa o anı tekrarlarına çok rastlanır. Ya da şey olabilir mesela, içle dış arasındaki o ayrım ortadan kaybolur. Buna dair epey öğe kullanılır Tekinsiz edebiyatta da, Tekinsiz tepsil etmek için. Burada da aslında nesneye baktığımda yani aslında bir ev de var. Bu bir eve benziyor. Ama bir yandan da evin içine ait bir şey. Yani tam da bu içte mi dışta mıyız, nereye ait sorgulamasını da yaptırıyor. Bu yani Freud'a göre insanın tekinsizden kurtulabilmesi ancak onu tekin hale getirilerek, yani evcilleştirilerek olabilir. Peki bu nasıl olur? Tekinsiz olanın anlamaktan, yani bunun yolu tekinsiz olanı anlamaktan, ifade edebilmekten, kontrol altında tutabilmekten geçer. Ki hani bu fikir biraz klasik Freudçu psikanalist kuramına ve pratiğine ait bir görüştür, onu yansıtır. Yani Bilgin Saydam'ın da söylediği gibi, vurguladığı gibi tekinsiz durumlarla yüzleşerek, tekinsizliği evcilleştirerek bu gibi ihtimal, yani bu gibi tekinsizle karşılaşma ihtimallerinin sonlandırabileceği düşüncesi aslında yani böyle modern, saydamlanmacı bir zihnin yansımasıdır ve aslında insanın kendini keşfetme ve öğrenme serüveninin de sonu yoktur. Bu yüzden insan yaşadığı müddetçe de her ne kadar tekinsizi ehlileştirirse de, anlamaya çalışsa, sembolize etse de yani bunun sonu yoktur ve karşılaşmaya da devam edecektir bir yandan. Ama yani tümüyle yok olmasa da tekinsizle hep karşılaşılacak olsa da tekinsiz ehlileştirilebilen bir şeydir. Yani nesnenin aslında tehditte yaptığının da tam bu tekinsizin ehlileştirme çabasının yani somut bir temsili olduğunu düşünüyorum. Yani tabii bu kadar tehdit üzerine konuşmuşken rüya güncesini Dreamlog'u da es geçmeyelim. Sana buna dair bir şey sormak istiyorum. Yani biraz bize bu Dreamlog'un oluşum sürecinden nasıl ortaya çıktığından bahsedebilir misin? Tabii. Bununla ilgili ilk söylemem gereken şey sanırım bu sürecin hiç bir iş yapmak amacıyla başlamadığını söyleyebilirim. Tamamen içgüdüsel olarak başlıyor. Belki birçok insanın üretim süreci böyle başlıyor olabilir, o da ayrı bir konu ama benim için şöyle oldu. Biz işte yaklaşık 8 senedir bu evde yaşıyordum ve hani içerisinde birkaç kişiyle farklı zamanlarda yaşadım. İşte çok fazla anı biriktirdim ve hani bu evin kentsel dönüşümüne yıkılacağı haberi geldi. Hani o haberle birlikte aslında bir yabancılaşma süreci yaşamaya başladım, yani o an, o zaman yaşadığım evle ilgili. Ve yani hiç unutmuyorum, hani bir gün, o günü hiç unutmuyorum daha doğrusu. Bir an etrafımdaki böyle uzun süredir eski yaşam kararlarıyla almış olduğum eşyalar, ne bileyim duvarda asılı çerçeveler, imajlar, görüntüler. Hani o anda bir görünür olmaya başladı. Yani artık o kadar çok böyle göre göre onlara alışmışım ki görünmez olmuşlar gibi bir his geldi. Ve aslında tekrar mekanla ilişki kurmaya başladım. İşte önce aldığım kitapları, işte okumadığım kitapları ayırdım. Sonra böyle bir, bu arada bir de yatak odası en son abim yanıma gelmişti ve yatak odasını kendi hani inşa ettiğim bir ona verdim ve diğer hiç kullanmadığım, bana ait olmayan yatak odasına kalıyordum. Nitekim oraya geçinseydim bu işte olmayacakmış, onu fark ettim. İlk de geçişim. O odada da bir şey, yani yabancılık yaşadığını bu farkındalıkla birlikte anlamış oldum. Daha sonrasında eşyaları yerleştirdim ve mekanla ilişki kurdum.
okumaya başladım derken bu yatak odasında bir yazı dikkatimi çekti duvarda. Aslında orada çok uzun zamandır oluyor. Benden önceki ev arkadaşımın duvara yazmış olduğu bir yazı ve oradan sonra o odaya benim de bırakabileceğim aslında izler olduğunu düşünmeye başladım. Ve sanırım o günün sabahında, sabah 5 gibi uyanıp, yani çok rüya gören bir insanım bu arada ve hani rüyasını çok hatırlayan bir insanım. Yani hep öyle oldum çocukluğumdan beri. Hani ama ilk defa uyanıp yazdım. Daha önce hiç yazmıyordum yani. Ve öyle de sanırım bir hani evin geçici bir süresi var, bir deadline var, yıkılacak, çıkmamız gerekiyor. O ilk gün yazdıktan sonra bunun bir anlamı olduğunu düşünüp her gün yazmaya devam ettim ve yaklaşık 3 ay boyunca yazmış olduk. Böyle başladım. Başka unuttum bir şey. Ha. Şunda da hani her iş diye başlamıyor dedim ya. Yani mesela sonra düşündüm geçen gün bunu söylerken kendime. Buradaki Komodin işinde de aynı şey olmuştu. Aslında bütün o Komodin serisi yaptım. Komodin serisinin başlangıcı da buydu ve yine o bahsettiğim Antalya'dan sonra İstanbul'a döndüğümde kendi evim için aldığım bir komodindi bu. Ancak içerisinden bir VHS kaset çıktı. Bana ait olmayan, önceki sahibine ait olan. Ve hani o anda fark ettim ki nesnenin insandan, kullanıcısından da bağımsız bir hayatı var. Ve bu nesne şu anda artık bir sanat nesnesine dönüşmek için beni aracı olarak kullanmak istiyor gibi kendimi hayalimi dünyada böyle bir görev hissettim. Yani bunu şeyde paralel görüyorum. Yani o eve rüya yazma halde sanki evle aramda kurduğum bir kendimi sorumlu hissetme gibi bir şeydi. Ve orada hani kaybolacak anıları bir şekilde bir yere hapsetmem gerekiyordu gibi hissettim. Evet. Ben burada bir şey söyleyeyim. Hani videoyu ilk izlediğimde ben de bir böyle bir tekinsizlik hissi olduğunu, yani tekinsiz hissini tetiklediğini anlıyorum bu videonun. Yani, bu tekinsiz havanın aslında evin yıkılacağını, kentsel dönüşüm dolayısıyla evin yıkılacağını öğrenmenle birlikte mekana dair sende oluşan bir yabancılık hissinin. Yani ki bu yabancılık hissi aslında yani tekinsizin de bir parçası gibi geliyor bana. Az önce de bahsettim biraz. Yani bu hissin, bu yabancılık hissinin işe sirayet etmesinden kaynaklandığını düşünüyorum bendeki bu hissin de. Yani burada aslında evin yıkılacağı gerçeği önemli aslında. Yani çünkü az önce bahsettiğim kentsel dönüşümün yani bir dış güç olarak bir bozucu gücü. Ne dikkat çekiyor bu aslında yani? Bütün her şeyi tetikleyen o evin yıkılacağı gerçeği. Alberto Eguet diye bir adam, Taşımanın Psikanizi adlı makalesinde ki bu adamın 2013 yılında Bağlam Yayınları'ndan basılan Evin Bilinç Dışı adlı bir eseri var. Ve hani bu konularda ilgilenen, okumak isteyenler için öneririm. Çok zihin açıcı bir metindir. Bu arada tesadüf eseri, ben de o kitabı almıştım. Hatta taşınmadan önce ve o son günde hani evi fotoğraflarken de onu böyle başucuma koymuştum, evin bilinç dışı diye. O da sonradan sen de kullanmak isteyince ilginç bir tesadüf. Evet, yani. Okudukların arasında mıydı, okumadıkları arasında mıydı? Okumak üzere oldum. Yani bu bahsettiğim işte Eguen'in kitabında Taşımanın Psikanizi makalesinde taşınmış kelimesini Fransızca'da aklını yitirmiş bireye gönderme yaptığını vurgular ve taşınmanın inanılması güç bir delilik anı olduğuna dikkat çeker ve bu anı tarif etmek için de şöyle der Eguen: İnsan kendini unutabilir, köklerini kaybedebilir, o zaman kendisinin bir parçasını birlikte götürür, en az değerli parçasını, iki ayrılık ayrışır insan. Ama bir yandan da bu durumun öteki bir tarafı olduğunu vurgular ve şunu söyler: Fransızca'da gerizekalı kelimesi demeur aynı zamanda konut anlamına taşımaktadır. Yani demeure de oturmak, kalmak fiilinin geçmiş zaman halidir bir yandan da. Yani Ege burada dilin imasının gerizekalının
konutuna yapışık kalan, yakınlarını terk etmek ve bağımsızlaşabilmek adına hani yeterli ruhsal kapasitesi olmadığı için onlara takılıp kalan yönünde olduğunu belirtmektedir. Yani taşınanın uzaklaşabilenin olgunluğuna burada vurgu yapar ve bir yandan da her yeni bir taşınma hareketinde insanın ilk kez bağımsızlaşmaya dair attığı adımın yeniden üretim olduğunu söyler ve bunu söylerken de şunu vurgular. Bunun yerleşik toplumlar için geçerli olduğunu, göçebe toplumlar için farklı dinamiklerin işlediğini söyler. Hani Eguen'in dikkat çektiği bu taşınmaya dair dili kullanarak, Fransızca'daki kelimenin anlamlarını kullanarak dikkat çektiği anlamda olan çifte değerli durum, makalede sunduğu bir taşınmanın tetiklediği kriz modeli var. Ondan bahsedeceğim. Onunla birlikte düşünebiliriz aslında bu ambivalansı. Yani bu modele göre taşınma ilk aşamada kopuş duygusunu, duyguların dolup taşmasını tetikler. Aslında Neslihan'ın da bahsettiği böyle bir şeydi. Yani bu duyguların tetiklenmesi, bir kopuş duygusu hissetmesi. Ve bu durum, bu duygular tekinsizliğe de gemidir bir yandan. Ege'nin işaret ettiği gibi hani bir delik anı olarak taşınma anlamına yakındır bu. Öte yandan hani ileriki aşamada tekinsiz yerine yeniden kendine gelme ve elde edilenlerle durumun aşılması yoluyla çözülmeyi de bırakabilir. Bunlar bu kriz modelinin ileriki evreleridir. Yani bu açıdan aslında taşınma eylemi bir olgunlaşma, büyüme fırsatıdır. Onun sözleriyle taşınmak getirdiği huzursuzluğun yanında bir değişim ya da mutasyon sürecidir. Yani bunu söylerken şunu örnek verir. Hayvanlar büyümek için, gelişmek için deri değiştirdiğini söyler. Belki de acaba bunu insanın da taşınarak deri değiştiriyor mu acaba diye bir bunu sorgular. Hani peki bu tekinsizlik hali nasıl oluyor da daha bir yerine çözülmeye bırakıyor yani? Ya da ne oluyor da bu tekinsiz ortadan kalkıyor, evrileşiyor en azından. Ya da şeyi sormak istiyorum, yani bu senin işinin özelinde bu tekinsize ne oluyor? Ya bunu konuşalım istersen ileriki kısmında da, yani tekinsize senin işine ne olduğunu. Ama ondan önce belki şöyle bir şey sormak iyi olur. Sonuçta bu şeyde de görüldüğü gibi, videoda görüldüğü gibi rüyalarını duvara yazıyorsun. Bu rüyaları duvara yazarken ne düşünüyordun, neler hissediyordun? Yani mesela neden onlar değil de rüyalarını yazmayı tercih ettin? Ya bunun aslında böyle birkaç nedeni var diyebilirim. Ama en başta şimdi rüyayı yazmak dediğin şey bir yandan unutulmaya tamamen güdümlü öyle anekdotların kaydedilmesi demek. Bu da bence anı yazmaya göre unutmaya daha güçlü bir, unutmaya karşı daha güçlü bir direniş gibi düşünüyorum ben. Onun dışında tabii rüyanın gerçeklik dışında önerdiği farklı bir zaman mekansallık var. Yani bu da aslında orada yıkılmak üzere olan bir evde farklı bir mekan, farklı bir zaman sunarak benim adıma bir olanı da önerdi hani o süreçte. İşte o yüzden de rüyalar hani o gerçeğin sıkıntısını biraz olsun böyle paralel bir evrende farklı bir şey oluyormuş gibi hissettiriyordu yani. Bir de hani şimdi mekan hani ev dediğin şey hani güvenilir, sağlam, kendini iyi hissettiğin bir yerken hani o sağlamlık bir anda onu yıkacak olması düşüncesiyle onu geçici bir yer haline getiriyor ve sanırım bu geçicilik de bende kalıcı bir şey bırakma arzusu getirdi. Ama yani böyle bir şey mümkün değil tabii ki evin içerisinde bıraksam her şey yıkılacak. O yüzden de orada mesela kazıma işlemi devreye girdi ki bunu da bir yandan söylemem gerekirse Selim Hoca'ya paylaşmıştım ben böyle bir rüya yazma işine giriştim ama nasıl çıkacağım bundan bilmiyorum sürekli yazıyorum diye. O da hani kendi önerisini bence o yazdıklarını da oradan sökmelisin dedi ve hiç düşünmemiştim. Ve o anda hani deneyeyim dedim, hani sökülebileceğini düşünmedim açıkçası. Sonra en son günde de
onu sökerek burada bir sanat mekanına, onu bir sanat nesnesine dönüştürerek getirdiğinde de aslında yine bir hani onun kalıcılığını sağlamış olabildiğini düşünüyorum. Hani en azından bu böyle bir şeyle çıktı ortaya. Bir de şöyle düşünebilirim. Rüyaların hani bilinç dışı süreçler ve benim onlara dair bir kontrolüm yok. Ve bir yandan ona paralel olarak bir evin yıkılması durumu da senin kontrolünde olan bir şey değil. Ve bu ikisine de kontrolünde olma durumunun paralelliği de sanırım hani ikisini konuşturma arzusu getirdi bende. Ve yani yine kontrol edilemeyen üzerinden yaratılmış bir hani sahiplenme, eve karşı tekrar bir ilişki kurma yöntemi olarak da kullanan diyebilirim. Burada benzer gördüm yani sonradan. Şimdi kontrol edemeyen üzerinden tetiklenmiş bir sanat üretiminde kendi işlerime baktığımda, o yüzden aslında bu konuşma benim için iyi oldu. Çünkü o kadar mesafeli bakmak her zaman mümkün olmuyor yaptığın şeye. Burada da yine aynı benzer bir süreç vardı. Yine o kanser zamanında daha ilk günleriydi hastanenin ve eve gelip her zaman yapıp rahatlatan şey yatağa uzanırım. Camdan dışarı bakardım Antalya'daki çocukluk evimde. Yine bu hareketi yapmaya çalıştığımda bu sefer yanında kocaman bir bina hani görüntüyü bozuyordu ve hani zaten kanser senin hayatını, bütün kontrolünü elinden almış. O anda hani öyle bir sinir harbi geldi ki bari ben kendim kontrolü onu orada kapatmak istiyorum deyip gayri ihtiyari elimle orayı kapadım ve sonra da onun fotoğrafını çektim. Ama bu hani tamam hadi bundan bir seri başlatayım değil, o an kendim için yaptığım bir şeydi. Sonra ama bu yaptığım şeyi düşündükçe baktığım şeylere olan bakış açım değişti ve fotoğraf makinesini elime alıp dolaştım her yerde. Bu sefer kendimden bir parçayı kameranın önüne dahil etmeye başladım. Sonra bu bir seriye dönüştü. Parmak iradesi oldu ve hatta İstanbul Modern'de birkaç sene önce sergilendi. Yani bu da yine uzun bir süreç oldu. Yani sürekli bu şekilde çekiyordum. Baktım her şeyde kendimi etkileyecek bir şekilde dahil oldum yani sürece. Galiba bu son video geldi. Bir yandan da aslında bir bakıyorum ki parmak kullanma durumu da benzerlik gösteriyor. Yani imgeyi sürekli dışarıdan bir müdahale etmeyi eylemine devam etmişim. Şimdi baktım burada. Ne sormuştun? Dur bakayım. Evet. Ben bir şey söyleyeyim. Bu videodaki özellikle el, yine bu sefer kadrajı daraltmak, açmak için mi o el müdahalesini nasıl kullanıyorsun? Ya da fotoğrafta da var burada. Orada kadrajı daraltmak işine yarıyor ama amacım onun bir kadraj olması değildi. Bu sefer daha soyut bir anlam yüklüyorum aslında ona. Yani birazdan ondan da bahsetmek istiyordum. Şu an kısaca söyleyeyim. Onları rüya delikleri diye adlandırarak temsili bir görev verdim videoda. Ben de rüyalar hakkında konuşmayacağım dedim ama bir şeyler söylemek istiyorum burada. Rüyalar hakkında. Beşeler, zaten mekan hakkında herhangi bir şey söyleyeceksek herhalde Beşeler'e de transfermeden konuşmayı bitiremeyiz. Evet. Yani o mekanın politikası adlı eserinde evin dişleri koruyucu niteliğine dikkat çeker ve şunu söyler. Doğduğumuz ev bizi barındıran çatı olmaktan çok aslında dişleri barındıran bir çatıdır. Aslında ev değişikliği de senin için elzem olduğunda bu bahsettiğin rüyalar da bir bakıma öksüz kalıyorlar. Ve hani onları yeniden yerleştirmeye, yok olmadıklarından emin olmaya sanki ihtiyaç görüyorsun. Ve yani bana kalırsa biraz da bu yüzden sanki duvarları rüyalarınla dolduruyorsun. Bir de acaba şöyle bir şey aklıma geldi. Hani şöyle bir işlet taşıyor olabilir mi acaba bu rüyaları yazmak diye düşündüm. Hani yine Ekyo'ya bu referansı verdiğim adam, bireyin beden tasarımının eve yansıtıldığını söyler. Bir yandan da her birey de yaşadığı alanın içsel bir tasarımını kendi içinde taşır. Buna dair bir imge taşır.
Ki bu imge de kolaylıkla insanın bedeniyle bağdaştırılır. O yüzden de taşınma ile birlikte sallanan bir ev temsili var. Ve acaba bu ev temsili bedene ait temsili de etkiliyor mu? Yani ben, şey gibi düşünüyorum mesela, böyle şimdi hatırlayınca. Ya o zaman belki rüyaları çok kaybettiğim için de belki o kadar da girilmemesi gereken yerlere girip hani unutulması beklenen şeyleri kaydediyordum ve çok fazla şey biliyordum kendimle ilgili. Öyle bir durum da vardı ama sürekli kendimi başka bedenlerde gördüğümü hatırlıyorum. Hani ben değildim ya, yani ben bendim ama işte kadındım, erkektim, başka biriydim vesaire. Belki şimdi sen söyleyince aslında bir paralellik var diyebiliriz belki, bilmiyorum. Ya bana da öyle geliyor ki hani belki rüyaları yazmak bu açıdan bu ev imgesini tekrardan inşa etmenin yanı sıra bir yandan da o beden tasarımını yeniden oluşturma, içsel bir dağılmayı da bu dış güçten ötürü olabilecek içsel bir dağılmayı da önleme işleri taşıdığını söyleyebiliriz belki. Şöyle bir şey soracağım ben, yani biraz uzun bir soru olacak aslında. Yani hepimizin edebiyattan, sinemadan aşina olduğumuz bir böyle perili ev miti vardır. Hani bu perili evde de evi terk edemeyen bir hayalet, hortlak gibi varlıklar vardır ve bu varlıklar da yaşayanlara, o evin sakinlerine musallat olurlar. Hayalet aslında hani mekanı terk edemeyen bir ölüdür. Mekanı terk edemez çünkü meçhul koşullarda ölmüştür ya da zamansız ve erken bir ölüm söz konusudur. Bir haksızlığa doğramış olabilir ya da hani utanç duyacağı bir şey yaşamıştır, incinmiştir. Ve incinmişliği de diğer insanlara, o evin içerisindeki sakinlere musallat olarak tahammül etmeye çalışır. Yani talep ettiği bir onarım vardır bu hayaletin ya da hortlağın. Ve bu onarım gerçekleşip yüzleşme olmadığı müddetçe de evdeki bireylerin peşini bırakmazlar orada. Evdekiler de hayaletin varlığını hissederler ve bu varlığı hissederek, bundan korkarak hayatlarını bir şekilde idame ettirmeye çalışırlar. Yani bu senin duvarları kazıma eylemin üzerine düşünürken de bu perili ev mitini, az önce anlattığım perili ev miti aklıma geldi benim. Nasıl geldi? Şu açıdan. Yani duvarı, yerleri kazıyorsun ve ardından muhtemelen daha önce o evde oturanlara ait bazı şeyler çıkıyor. İşte lavanta renginde bir duvar, orada da görülüyor. Pembe yer döşemeleri gibi böyle nesneler çıkıyor. Sana ait olmadığını, senin evine ait olmadığını bildiğin şeyler bunlar. Ve buradaki bu arada pembe yer döşemeleri. Kentsel dönüşüm dolayısıyla hani bu evin yıkılacağı gerçeği belki de zamansız ve erken bir ölümden de farklı değil. Yani acaba bu rüyaları duvara yazmayı ve de bununla birlikte de kazıma eylemini belki bu bahsettiğim onarım çabasının bir parçası olarak görebilir miyiz acaba? Yani hayaletten mi? Ne oluyor? Hayalet. Evin hayaleti olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman aslında hani ev hayalet diye yani özneyi, nesneyi değiştirdiğimiz bu durumda da belki de ben burada evin parçalarıyla buraya musallat oluyorum gibi bir durumda söyleyebilir belki. Söyleyebiliriz. Kaç oluyor? Sorayım mı? Ben bir şey söyleyeceğim. Tamam. Yani aslında bana kalırsa yani bu işte mekan aidiyetinin devinimine ve belleğin döngüselliğini ortaya çıkararak aslında yani bu hayaletle de, korkulakla da
bir ölçüde helalleşiyorsun. Yani tekinsizle yüzleşmeyi aslında bir sanat nesnesine dönüştürüyorsun ve tekinsizi ehlileştiriyorsun yani. Bir yandan da hani bu işin temsil ettiği yuvadan edilmenin ve tekinsizin aslında varoluşa dair, varoluşa içkin bir hani ontik bir yuvasızlığı da belki belirgin kıldığını söyleyebiliriz. Yani bu konuda fazla detaya girmek istemiyorum ama bireyselden ziyade daha politik bir evcil olmayan nosyonu ya da tekinsiz nosyonu için Homi Bhabha'nın eserlerini, bu konuda yazdıklarını önerebilirim. Bir yandan bir öneride daha bulunmak istiyorum. Bu Derrida'nın hayalet ve musallat bilim kavramları üzerine bu görsel kültürdeki göç hareketlerini bu kavramları kullanarak tekinsizle ilişkisini inceleyen Mitis yayınlarından yayınlanmış Nermin Saybaşı'nın bir kitabı var. Sınırlar ve Hayaletler diye. Yani onu da önerebilirim. Güzel bir, zihin açıcı bir kitaptır. Yani videoya dönelim istiyorum aslında. Yani odanın görüntüsünde ve duvar yazılarının içeriğinde bir ev ve insan ilişkisine dair düşündüren bazı detaylar var. Yani bir yandan bu deliklerin içi, bir yandan da bu deliklerin içerisinden dışarıya şehre dair, şehre yani İstanbul aslında özelinde ait manzaralar var. Hani bir yan, bir de sol tarafında videonun yanı sıra duvarda bu ışık kutusuyla sergilenen bir şey var, şehir kolajı. Evet. Yani bunları neyle ilişkili düşündün, bu şehir görüntülerini? Yani şöyle anlatayım, işte bir daha az önce sorduğun soruyu da cevap vermiş olacağım şimdi. Yani o şehirden önce aslında bu sabah, hani sabah ilk uyandığımda bir gün, yani bunun da yine tam olarak planlanmış bir şekilde çekilmemiş bir görüntü. Zaten bu rüyayı kaydederken yanımda hep kamerayı, ses kayıt cihazını vesaire tutuyordum. Çünkü abuk sabuk saatlerde rüya yazdığım oluyordu. Bunda da yine bir sabah ortam hani alacakaranlık, güneş daha doğmamış, uyandım ama uykudan da tam rüyanın etkisinden ve gerçekliğinden uzaklaşamama gibi bir ruh haliyle uyandım. Ve pencereden dışarı yine baktığımda o anda gayret yani elimi yine o görüntünün, o imgenin üzerine bir katman olarak koyma ihtiyacı geldi. Ve hani o pencereden dışarı delik aracılığıyla baktım. Aslında bu yaptığım şeyin de rüyayı taklit etmek gibi bir şey olduğunu düşündüm. Çünkü öyle bir deneyimler yaşamıştım ki bir görsel olarak rüya görmenin nasıl bir imge yaratım süreci olduğuna dair kimi yer böyle arafta kaldım, onları gözlemledim vesaire ve tesadüf eseri de aynı bu şekilde bir şeye benziyordu. O arafta kaldığım deneyim. Şimdi anlatırsam da deli muhabbeti yapar sizlerim ve anlatmak istemiyorum ama yani orada aslında şey gibi anlatayım. Hani şu anda bizim gerçekte gördüğümüz şekil eğer kafatasındaki o göz yuvalarından dışarı taşan bir göz aracılığıyla bakmaksa rüya görmekte insana göre o göz yuvalarının sizden daha uzakta olduğunu düşünün ve içeriden dışarı doğru baktığınızda sizin perspektifiniz daralıyor iyice ve sadece delikten süzülen ışıklar geliyor imge olarak. Ve rüya görmekte buna benziyor. Biraz aslında Dia'ya benziyor o açıdan. Yani arkadan gelen bir ışık. Nitekim o fotoğraf baskısı da bunu kesinlikle yapmalıyım diye çıktı. Fotoğrafta da yakından da bakarsanız göreceksiniz bir tsunami dalgası gibi yıkıcı bir dalga ve altında Antalya manzarası var, yani şehri ve evler, binalar. Bu benim yani yıllardır sürekli gördüğüm bir rüya ve bir kabus diyebiliriz. Tam karşısında ise bu sergi için yine düşündüğüm bir hani o kabustan uyandığında rahatlamak için ihtiyacın olan üstü tozlanmasın diye kapattığım bir su. Yani aslında yine iki suyun iki farklı hali, bir tehdit hali, bir de o seni rahatlatıcı hali
karşılaştırmak istedim. Kolajlarda böyle çıktı. İyi. Başka bir şey daha var, bir saniye. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Rüyanı yazma sürecine girdikten sonra rüyanı kontrol etme ya da edebilme gibi bir durum oldu mu hiç? Çünkü sonuçta hani rüyalarını yazıyorsun ve rüyalarını yazdığını biliyorsun. O yüzden her rüyalarını rüyanı yazıyorsun. Onun bilinciyle rüyalarını kontrol ettin mi? Edebildiğim zaman oluyordu ama bu yine çocukluktan beri yapabildiğim bir şeydi yani. Hani o zaman için arzu duyduğun şey genelde hani oyuncak, çikolata vesaire olduğu için ben de genelde hiç unutmadığım bir rüyada şu anda ben gofret istiyorum. Ha hani rüyada gofret edeyim Allah isteye isteye bunu mu istiyorum? Yani öyle şeyler bu süreçte de farkındalığın içeride mesela rüya içindeyken ay uyanayım da bu rüyayı yazayım unutmadan diye de rüya gördüğüm oluyordu. Yani. Ya da yazdığın oldu mu? Rüyanın içinde rüyanı yazdığın oldu mu? Rüyanın içinde yazdığım. O şekilde olmadı sanırım ama çok fazla fotoğraf çekiyordum. Yani yine aslında... Bir şekilde dokümente ediyordum aslında. Evet onu. Ediyordum ve görürken de yine fotoğraf kadrajından görüyordum rüyayı. Yani mesafe alıyorsun yani bir yandan. Evet yani. Rüyanın içinde rüyayı. Anıyı belgelemek, nasıl diyeyim, kaydetmek için de bir mesafeye ihtiyacım var ya, onun gibi. Ha, vapur, şehir görüntülerine... Ben çok üşüdüm ya. Gerçek olursak da... bir gün vapur seyahatindeydim, işte bir yerden bir yere giderken. Ve hani etrafa bakarken, bir anda aslında bunun rüyaya benzer bir deneyim olduğunu düşündüm. Çünkü bir yerden bir yere götürülüyorsun, yine kendin, yani bir kontrolü yok. Hem böyle görüntüler böyle suyla birlikte akıp gidiyor. Hem de bence İstanbul'daki en sıra dışı deneyimlerden birisi sayılabilir sanırım bu. Birçok insana göre gündelik hayattan seni koparan bir deneyim. O yüzden de oradaki o yavaş yavaş akan görüntüleri yine rüya deliği dediğim yerden kaydetme dürtüsüyle onları da ekledim. Bu şekilde oldu. Peki şeye dair bir şey sorayım son olarak. Yani şu an üzerinde çalıştığın herhangi bir proje var mı? Nelerle uğraşıyorsun? Var. Yani uzun bir süredir aslında Epifilo diye bir tane video üzerine çalışıyorum. Yani video diye başladı. Tabii ki bir yandan başka şekiller de aldı. Şurada bir yerde şey olacaktı. Kimsine anlatmadım ama olmadı. Şu fotoğraflardan sonra ilginç çekerse bahsederim. Ha, bu videonun bir parçası. Yani burada şöyle diyeyim, bir gün Acıbadem'de böyle bir tane restoran var, adı da Hero'ydu, yani Hero. Ondan sonra tam bu malum nedenlerden dolayı Hero kelimesinin birçok şeyi ilişkilendiriyor. ve o mekanın kocaman tabelası vardı Hero diye. Sonra bir baktım o zaman da çat H düştü. Hero kaldı bir anda ve hani sonra da tamamen kapandı. Hani o sürede hani Türkiye'deki böyle bir saklanma çabası, bir yandan komik bir durum. Yani bunu düşünürken de Türkçeden türetilmiş bir simbiyon bir yaratma fikri geldi. Sessiz harflerin tamamen sessiz oldu. Sadece sesli harflerden oluşan bir simbiyon dil Epifilo. Karşınızda aldım. Neyse ve oradan sonra aslında dilin hani en temel yapısına kadar indirgedim. Yani o rüzgarın tel ve o delikten çıkmasına doğru evrildi. Sonra o iyice soyutlaştıktan sonra iğne delikleri formuna gitti. Bir heykele dönüşmeye başladı derken ben orada çalışmaya başladım. Proje kaldı. Yani bir yandan ikisini birlikte devam etmeye çalışıyorum ama daha yeni işe girdiğim için de bakalım göreceğiz yani. Nasıl olacağını ben de merak ettim. Bazen de sesler. Galiba yani bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Eğer bir sorunuz varsa ya da sunmak istediğiniz, katkı sunmak istiyorsanız sorabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Sormuyorsun, ben söyleyeyim. Bir tek yok, şundan hızlıca bahsedeyim istedim, kaçırmışım.
Sonra fark ettim ki biz kentsel dönüşümle birlikte buradaki bir sürü de insan var Uz ekibinden. Bir kolektifimiz vardı. Onlar da Dilan'ın çocukluk evi yıkılmak üzereydi ve orada bir şey yapalım dedik. Tamamen boşaltılmıştı ev. Şu en üstteki yeşil yer Dilan'ın odası hatta. Orada böyle bir günlük, bir gecelik bir sergi yaptık sadece ve o anlamda çok da benzediğini düşünüyorum. Yani yine bence hiç hafızadan çıkmayacak bir geceydi. Hani konserler oldu, kalabalık, herkes yedi içti. Bence o bina yıkılmış olsa da, o hani mekanı tanımlayan sınırlar yok olup orası boş bir alana dönüşse de hafızası herkesin içerisinde sanat yoluyla da belgelenmiş olarak devam edecek ve o yüzden de sanatın onarıcı yanını hatırlatıyor bu bana. Bu da benim yaptığım minnoş var. bu da yine böyle bir arkadaşımızın emlak ofisi vardı, Realty World diye. Orası yıkılmak üzereydi yine bina. Hadi burada sergi yapalım dedik ama biz sergi yapmak için içeri giremeden tamamen talan oldu. Yani bu hale gelmedi ama talan edildi. İşte sökülmüş metal parçalar falan yapamadık. Ya sonra düşündüm ben de biraz inisiyatif de alarak hiç yapılmamış bir serginin de bence anlamı ve önemi var. Gerçekleşmemiş hayali sergi olaraktan ben bütün sergi arkadaşlarımdan aldığım feedbacklerle kurdum kafamda. Yani buraya gidiyorsun, bunu görüyorsun, sağa dönüyorsun, şu var, o oradan sana geliyor ve hani hiçbir bütçe sınırın da yok. Oradan böyle devasa heykeller yaptık, ettik. Altta bir mağara vardı, nazar boncuklarından denizler. Bunu ve Reality World sergisi oldu adı da. Ve işte orada da mesela çektiğimiz fotoğrafları silik bir şekilde hayalet imgeler adını verdiğim halde kullanarak böyle bir şeyde yayınladık. Neydi oranın adı ya? Ha, orta formatta yayınlamış olduk. İşte şimdi bitti. Varsa bir sorunuz, buyurun. Videoyu sen açmışsın.